Uzmanlar uyarıyor. Her gün tekrarlıyor ama dinleyen yok, kulak veren yok. Yol ortasında yürürken iki yurttaşımız elektrik akımına kapılıp hayatını kaybediyor ama özür dileyen yok, çıkıp istifa eden yok. Herkes ötekini suçluyor. Bildikleri tek şey var, bizden mi onlardan mı? Bizim mahalleden mi, karşı mahalleden mi? Biz bundan bir siyasi çıkar sağlar mıyız, sağlamaz mıyız? İktidarın da muhalefetin de maalesef yaklaşımı işte bu kutuplaşma üzerine kurulu. Her tarafta ayrı bir klik, her tarafta bir başka örgütlenme, her tarafta bir başka çeteleşme. Geçtiğimiz günlerde bir fotoğraf düştü önümüze. Sizler de gördünüz muhakkak. Kimileri tarafından basitleştirilmeye, ne olacak canım diyerek hasır altı edilmeye çalışılsa da arkadaşlar, bu fotoğraf önemli bir fotoğraf. Ülkenin özel harekat başkanı Bahçeli'nin, namı diğer krizlerin ortağının elini öpüyor. Ama öyle böyle bir el öpme değil ha. Öyle bir eğiliyor ki, vücudu öyle bir şekil almış ki küçülmüş küçülmüş neredeyse iki büklüm olmuş. Kendini sevdirme gayretiyle adeta bir virgüle dönüşmüş. Böyle bir şeyi kabul etmek, geçiştirmek mümkün değil arkadaşlar. Bakın bu basit bir hadise değil. Özel harekat başkanını geçtim, herhangi bir devlet kurumunda yönetici pozisyonda olan bir kişinin iktidarın ortağı karşısında böyle eğilmesi kabul edilecek bir şey değil. Bir kişi de değil arkadaşlar ya. Bununla da değil. Diğerleri de sıraya dizilmiş ha. El öpme sırasına. Akılla, mantıkla açıklanacak bir sıra değil bu. Kim krizlerin ortağının gözüne girecek? Kim minnetini ona daha iyi sunacak sırası? Kim daha iyi el öpecek sırası? Kim karşısında daha çok eğilecek sırası? Kim artık ayyuka çıkmış kliğin tepesine uzanacak? Kim aşağı basamaklarda kalacak sırası? Maalesef değerli arkadaşlar, biz bu görüntüleri çok gördük, çok. Bu ülke, bu millet, bu devlet bu anlayış yüzünden çok çekti. Memleket bunların yüzünden neler çekti ya? Buradan iktidar ortaklarına sesleniyorum. Siz birilerini bir yerlere atamak için insanları böyle sıralara diziniz. Fakat emeklerimiz geçinemiyor, ekmek sıralarında bekliyor. Siz el öpenleri evladınız belleyip sizden olmayanı mülakatlarda elediniz. Fakat çalışanlarımız aç, ucuz et sıralarında bekliyor. Siz yargı ve emniyette bizden ve bizden değil diye klikler oluşturdunuz. Fakat gençlerimiz yarınlarından umutsuz vize sıralarında bekliyor. Bu millete reva değil arkadaşlar. Bunların yaptıkları yüzünden ülkemiz insanların birbirine güvenmediği, sokakların güvensiz olduğu, katillerin serbest kaldığı bir ülke oldu ya. Yargıdaki ve emniyetteki el öpme sıralarının sonucu bu. Hep söyledik, söyleyeceğiz. Bu ülkenin yarınlarını hiç kimsenin karşısında eğilmeyen bu ülkenin çalışkan gençleri kuracak. Bu ülkenin yarınlarını el öpmek için sıralarda bekleyenler değil, Elif gibi dimdik duranlar kuracak. Bunu aklınızın bir köşesinde yazın ve sakın ola unutmayın. Bu ülkenin yarınlarını işini dosdoğru yapan, haktan, hukuktan, adaletten sapmayan hakimler, savcılar, polisler, askerler kuracak. Bu ülkenin yarınlarını katilleri koruyup kollayanlar değil, yargıda, emniyette klikler kuranlar değil, birleştirenler, barıştıranlar, hak diyenler, adalet diyenler kuracak. Karşısındaki memurlara el öptürenler değil, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin memurusun, askerisin, polissin, eğilme dik dur diyenler kuracak.
Ya hayret ediyorum ben şu andaki iktidara. Olanlardan hiç ders almamış gibiler ya. Bu ülkenin yargısındaki, kolluğundaki klikleşmenin, belli grupların, belli hatların yargıya ve kolluğa doğrudan etki edebilmesinin bu ülkenin başına neler getirdiğini unutmadınız mı siz ya? Bu ülke 15 Temmuz'u yaşamış bir ülke. 15 Temmuz nedir? 15 Temmuz yargıda, kollukta ve ordudaki bir klin bir darbe teşebbüsüdür arkadaşlar, unutmayın. Devlet yönetiyorsanız, devletin görevlisiyseniz emir komuta zinciri doğrudan çalışacak. Devletin görevlisi, yetkilisi, devletin polisi, askeri sadece ve sadece amirinden talimat alacak. Öyle sağdan soldan, yandan arkadan kulaklarına fısıltayanlardan değil, el öptürenlerden değil, sadece ve sadece amirlerinden talimat alacak. Bu ülkenin hakimi, savcısı anayasaya bakacak, yasalara bakacak, vicdanın sesini dinleyip ona göre karar verecek. İçinde bulunduğu kliğin etkisinde kalarak o klikten gelenlerle, o klikten gelen talimatlarla karar vermeyecek. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti gerçek demokrasi de olamaz, gerçek hukuk devleti de olamaz. Bu ülke selamete eremez arkadaşlar. İnanın darbecilerin biri gider biri gelir ha. Böyle bir şey olmaz. İşte devlete eleman almada bu mülakat var ya. Biz bu mülakatı niye kaldırmak istedik? Niye kaldırılmalıdır dedik? Çünkü hak eden herkes bu ülkenin devletinde memur olsun. Bu ülkede polis olsun, asker olsun. Hak eden herkes mülakatlarda elenmeden hakim olsun, savcı olsun diye biz bu mülakatı kaldırmak istedik. Sayın Erdoğan da söz verdi değil mi seçimden önce? Ne dedi? Baktı, sıkıştı, 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 mülakatı kaldıracağız dedi. Ne oldu? Ne oldu? Aynen devam ediyor arkadaşlar. Bakın, yıl 2018. 2018'in sonu. Devlette çalışan sayısı, değerli arkadaşlar, o tarih itibariyle 3 milyon 600 bin kişi. 3 milyon 600 bin kişi. Yıl 2008, Aralık. Şu anda ne kadar? 5 milyon 200 bin kişi. Tam 1 milyon 600 bin kişi kamu personelinde artış var. Ne zamandan bu yana? Partili, taraflı, Cumhurbaşkanı göreve başlandığından bu yana. Biz sürekli